sevgili izleyiciler, Kahramanlar Diyarı, Dondurma'nın başkenti, çok değerli şair ve ozanlarımızı bağrında yetiştirmiş, barındırmış, güzel yürekli, kahraman insanların yaşadığı Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ndeyiz efendim. Çok değerli müdürümüzden güzel memleketin ürün yelpazesini alacağız. Kahramanmaraş'ta neler oluyor, neler yetişiyor, bu bilgileri de çok değerli müdürümüzden alacağız. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizi bir tanıyalım. İsmim İhsan Emiraloğlu. Kahramanmaraş İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü olarak görev yapıyorum şu an. Aslen Kastamonluyum. 4,5 yıldır Kahramanmaraş'ta görev yapıyorum. 5 yıla yaklaştı hatta artık. Kastamonu'da memleketimde 4 yıl şube müdürlüğü, daha sonra 4 yıl orada il müdürlüğü yaptıktan sonra 2012 yılından bu tarafa da Kahramanmaraş İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Peki efendim, güzel bir memleket. Ürün yelpazemiz ne? Kahramanmaraş'ımıza evet. Yetişen ürün yelpazemiz. Çünkü eminim çok geniş, farklı şeyler yetişiyor. Bu konuda güzel bilgiler alalım inşallah size. Kahramanmaraş tarımı deyince, ne yetişiyor deyince ne yetişmiyor ki? Evet. Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz bölgesinde geçit bölgesi diye tabir ettiğimiz iklim özelliklerine sahip. Türkiye'de ne yetişiyorsa Kahramanmaraş'ta bunların hemen hemen hepsi yetişiyor. Biz bunu arkadaşlarımız ifade ederken muz ve çay dışında bütün ürünlerin yetiştiği il diye ifade ediyoruz Kahramanmaraş'ı. O kadar geniş kapsamlı. Evet, o kadar geniş kapsamlı. Bütün ürünlerin yetiştiği, yetişebildiği, çok özel mikro klima iklim özelliklerine sahip hem Doğu Karadeniz ikliminin bulunduğu, hem Doğu Anadolu ikliminin, hem İç Anadolu'nun karasal ikliminin bulunduğu, ama bunun yanında da Akdeniz ikliminin çok güzel özelliklerini sergileyen çok geniş ovalarımızın olduğu bir bölge. Tabii Kahramanmaraş hayvancılık açısından da önemli bir bölge. Burada işte küçükbaş hayvancılık var, tabii dondurma var, keçi sütü var. Bunlar Maraş'ın vazgeçilmezleri. Var da var efendim. Maraş'ta bütün güzellikler evet, var. Maraş'ta tarım adına her şey var dediğim gibi. Küçükbaş hayvancılığın 750 bin civarında küçükbaş hayvanımız var. Bu hemen hemen koyun ve keçi oranı yarı yarıya. Yarısı koyun, yarısı keçi. İlimizin yaylaları, meraları geniş. Bu anlamda çiftçilerimiz, göçer hayvancılık yapan çiftçilerimiz var. Yazın meralara çıkıyorlar. Yani kışın çıkıyor. Evet, yaylalara çıkıyorlar. Kışın daha çok kendi bulundukları köylerde hayvanlarını besliyorlar. Büyükbaş hayvancılık noktasında ilimizde 9 tane hastalıktan ari çiftliğimiz var. Ama bizim hastalıktan ari çiftliklerimiz böyle Türkiye genelindeki ari çiftliklerden biraz daha farklı. Bizim çiftliklerimiz aşısız ari çiftlikler. Yani hayvanlarımızı Türkiye'de 15 tane aşısız ari çiftlik var. 9 tanesi bildiğim kadarıyla, yanlış söylemesem, Kahramanmaraş'ta. Maraş'ın başarısı. Bizim herhangi bir koruyucu aşılama kullanmıyoruz. Çiftliklerimiz hayvanlarını dış etkenlerden koruyarak ariliklerini devam ettiriyorlar. Hastalanmadan önce, yani buradaki en önemli, hani koruyucu hekimlik deriz ya. Hasta evet, olma çok öncesinde dikkat edildiği için o evet, sürece gelinmiyor. Sayın Müdürüm, ben konuda çok titizler. Evet, ben bu işletmelerden bir tanesini ziyaret ettim. Maraş'a ilk misafir olduğum gün. Çok güzel, çok itinayla giydiğimiz galoşlarımız, çizmelerimiz, hijyen kıyafetlerimiz, başımızda bonemiz mükemmeldi. Ben Kahramanmaraş'ta, evet, geçen yıl yaptığım çalışmayla Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği'mizin başarısını, güzel yürekli üreticileri sahada, kendi işletmelerinde işte görmüştüm. Bu kez de Büyükbaş'taki bu başarı, Kahramanmaraş'ın bu geniş ürün yelpazesi içerisinde hayvancılıktaki Büyükbaş'taki ilerleme noktası beni çok mutlu etti. Yani üreticilerimize, birlik başkanlarımıza ve size ilginiz alakanızdan dolayı ben bir kez daha teşekkür edeceğim. Neden derseniz, soğuk zincirin, evet, sütün öneminde bu olmazsa olmaz, hijyen, soğutulmuş olması, kalitesi. Kendileri bunu üretirken halka da sağlıklı süt sunma adına hem diyorum ya müdürlüğümüz, hem üreticilerimiz çok bilinçli. Bu da yani benim gözlemim ki bir gerçek. Maraş her gün daha iyiye, İnşallah. Daha güzele gidiyor. Üreticilerin sütünün pazarlamasında bir sıkıntı olmadığını gördüm. Zaten tarhana, efendim dondurmanın başkenti, tarhanasıyla da meşhur.
üreticilerin yani sütte de bir sıkıntı olmadığını gördüm. Bütün bunların hepsi efendim bana göre çok güzel haberler. Tabii ki çok güzel. Bu güzellikler, güzel bir misafirliğimiz oldu. İnşallah biz de bu güzellikleri elimizden geldiğince ekranlardan dünyaya diyorum, yurt dışından da izleyicilerimiz çok fazla, aktarmaya çalışacağız. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, sütün merkezi, dondurmanın başkenti Kahramanmaraş'ta hastalıklardan ayrı güzel bir işletmedeyiz ve işletmemizin genel müdüründen işletmemiz hakkında güzel bilgiler alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım efendim. İlk öncelikle işletmemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Madatel Hayvancılık İşletmesi işletme müdürüyüm. İsmim Ender Hoşgör. Yaklaşık 10 yıldır işletme kuruluşu itibariyle işletmede çalışmaktayım. İşletmemize hayvanlarımıza bakmaktayız. Yetiştirici ruhuyla sürekli çalışıyoruz. Şimdi işletmenin kuruluşundan itibaren burada mısınız? Evet. Kaç baş hayvanla yola çıktık? Bugünkü geldiğimiz durum ne? Bu arada nelerde zorlandık müdürüm? İşletmemiz ilk önce 135 dönüm arazi içerisine kurulu. İlk işletmemiz, ilk işe başladığımız hayvan kapasitesi 200 hayvanla başladık. 200 anaç hayvan sığırla yola çıktık. Her geçen gün büyüyerek işte yavrularını bir takım işletmede farklı hayvancılıkta her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Her gün yeni şeyler çıkıyor, modernizasyon çıkıyor. Bunlar neticesinde büyüyerek tekrar bir işletmemizi daha faaliyete geçirerek yine işletmemizin altına az önceki gezdiğimiz gibi evet. Programdaki bu şekilde büyüyerek 200 başta başladık. Şu an işletmemizin kapasitesi 2500 baş kapasiteye sahip. Şu an 1850 baş mevcut materyal bulunmaktadır elimizde. Evet. Bu şekilde çalışıyoruz. Hangi ırklarımız var elimizde, işletmemizde? İşletmemizde dışı süt alarak dişi materyallerimiz Holstein. Bizim siyah alaca diye tabir ettiğimiz ırkımız. Alman genetiği işletmemizdeki bütün hayvanlar. Alman genetiği ve kendi kızlarımız var. Besi materyallerinde de İrlanda menşeiyle bayağı bir karışık. Simmental, Angus, Holstein kırması, melezleri, Chevrolet, Limousin, Mavi Belçika. Bu şekilde ırklarımız bulunmakta. Günlük ne kadar sütümüz var? Tesis sistemimizi gördüm, toplu sağım sistemlerini gördüm. Gayet modern, çok evet. Güzel, çok ferah. Hayvanların girişi, çıkışı. Evet. Günlük sütümüz ne kadar? Günlük 20 ton sütümüz var şu an. 20 ton süt üretiyoruz. İşletmemizde 3 adet sağmane bulunmakta. 3 adet sağmane de olmasındaki sebep az önce de söylediğim gibi işletmemiz büyüyerek hep devam etmiş. Onun için arazi bakımından da hep ona müsait olunca da 3 tane ayrı ayrı sağmane kurmuşuz. Evet. Bu şekilde sütü üretiyoruz. Steril ortamda gerekli hijyenle dezenfeksiyona önem vererek Tarım Bakanlığı'nın ve insani tüketim şartlarına uygun olarak belirtmiş olduğu kalite kontrollere işte sahip olarak bunların değerlerini göz önünde bulundurarak bu şekilde üretim yapıyoruz. Peki, başkanıma da konuştum, birlik başkanım Sayın Yunus Bey'le de görüştüm. İşletme olarak sütünüzü pazarlamada herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani süt pazarlamamızda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu şekilde yaşamıyoruz. Kahramanmaraş bölgesinde bir dondurmamız var. Yıl 12 ay yapılmakta. Bir de genel tahranamız var. Evet. Bu da mevsimsel olarak 3. ayda başlıyor. İşte 10. aya kadar, 11. aya kadar devam ediyor. Bunların ana ham madde kaynağı süte dayalı olduğu için pazarda hani zorluk çekmiyoruz. Hani sütümüzü satacak, değerlendirecek bir yer
bulabiliyoruz. Hani fiyat bakımından... Nasıl fiyat? 1 litre süt fiyatı ne kadar bugün itibariyle? Şu an 1.25 1 litre süt biz verdiğimiz fiyat. Artı KDV ve artı işte devlet destekleriyle bu şekilde değerlendiriyoruz. Peki bu geniş yapıda, bu güzel ailede kaç personel hizmet ediyor? Burada toplam 30 personel, 30 kişi istihdam ediyoruz. 30 personelin içerisinde 6 tane veteriner hekim. Geri kalan bütün personellerimiz normal işçi statüsünde çalışmaktayız. Gerçekten şimdi böyle büyük işletme olunca da hem titizlik gerektiriyor, hem bilgi gerektiriyor. Hem de yani ciddi işini seven personelin bu ailede bu çatı altında olması gerekiyor. Çünkü sektör çok zor. Kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Hastalıkları evet. Var, bakımları var, evet, doğumları kesinlikle. Var. Kesinlikle. Her an gözlemlemek gerekiyor. Yani hakikaten kolay değil. Evet kesinlikle. İşletmemiz hastalıklardan ari ve AB uyumlu çiftlik statüsüne sahip. Evet. Bunun için gerekli biyogüvenliktir, dezenfeksiyondur. Bunları personellerimize eğiterek, onlara ilgili eğitimleri vererek geliştiriyoruz kendimizi. Hem kendimize eğitiyoruz hem onlara eğitiyoruz. Yani hayvancılığın bir günü de bir günü birbirini tutmuyor. Evet. Sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yani ayakta durmak için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? Hem onun mekanizasyon için, hem bilgi olarak. Aynen, aynen. Yani hayvancılık başlı başına bir iş. Ama biz işimizi severek yapıyoruz. Ne kadar üretmeyi güzel. Seviyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da iyi olacak. Daha da güzel üretimde ferah bir dönem geçecek. Biz de kendimizi geliştireceğiz. Daha farklı yerlere geleceğiz. Modernizasyonumuzda, üretimimizde daha hani her teknolojiyle yarışacağız. Modernizasyonla yarışacağız. Daha sağlıklı, kendi ırklarımızı oluşturarak bir takım böyle hayvancılık konusunda önümüze gelen engelleri aşarak kendimizi geliştirerek bu işi yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Mükemmel, büyük, bir o kadar dikkatli, hijyenine, hastalıklardan ari. Her şeyle dört dörtlük çok çok güzel bir işletme. Emeğinize sağlık. Gerçekten çok zor bir sektör hayvancılık. Ben sahada olduğum için zorlukların hepsini biliyorum. Peki birliğimize ne zamandan beri üyesiniz? Birliğimizde işletme kuruluşu itibariyle 2007 yılında kuruldu işletmemiz. 2007 yılı itibariyle üyeliğimiz başladı. O şekilde üyeyiz birliğimizden. Her türlü desteklerimizi, gerekli bilgilerimizi birliğimiz sağlıyor. Bunlardan faydalanıyoruz. Kuruldu işletme kuruluşu itibariyle birliğimizden faydalanıyoruz. Gayet güzel. Kahramanmaraş'ın en güzel, en örnek sayılı işletmelerinden birisi. Ben verdiğiniz bu güzel bilgiler için size teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ımıza geldiniz. Böyle güzelliklerini gösterdiniz. Bize verdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Kahramanlar Diyarı, dondurmanın ana vatanı, başkenti Kahramanmaraş'tayız efendim. Kahramanmaraş ili Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'ne konuk olduk. Güzel, hastalıklardan ari büyük bir işletmedeyiz efendim. Başkanımızla Kahramanmaraş'taki büyükbaş hayvancılığı, güzelliklerini, sıkıntılarını dinleyeceğiz. Ve aynı zamanda bu büyük işletmeden bilgiler alacağız. Başkanım, efendim, Yunus Güzel kim? Bu yola nasıl çıkmış? Buradan başlayalım. Evet, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dediğiniz gibi dondurmanın ve tarhanın başkenti şehrimiz. Biz bu hayvancıyla baba mesleği olarak, yani küçük aile işletmesi olarak başladık. Uzun yıllardan beri de hem de köylüce diyelim daha doğrusu, hem de profesyonel şekilde hayvancılığı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Başkanım, birliğimiz ne zaman kuruldu?
kaç üyemiz var? Biz nelere hizmet veriyoruz? Üyelerimize hangi konularda hizmet veriyoruz? Şimdi bildiğimiz epey zamandan beri var. Hemen hemen 15 yıllık bir geçmişe sahip. Bununla ilgili biz ana sözleşmemiz gereğince hayvanların sol kütüğü tutmakla yetkilendirildik. Aynı zamanda da çiftçilerimizin ufak tefek bazı ihtiyaçlarını karşılamada onlara yardımcı oluyoruz. Bununla ilgili son zamanlarda bildiklerimiz bir sıkıntı içinde olduğundan şimdi kendimizi üyelerimizin daha küçük veteriner hekimlerin yapmadığı bazı değişiklikleri biz üyelerimiz üzerinde değişiklik yaparak sıkıntılarımızı, dertlerimizi, kederlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Kaç üyemiz var efendim? Şu an için 1400, Kahramanmaraş'ta 1400 asıl üyemiz var. Tabii ki girdi çıktılar oluyor. Hayvancılık krize girdiğinde üye sayımız ciddi şekilde düşüyor. Ama az hareketlendiğinde üyelerimizin sayıları da yavaş yavaş artıyor. Kaç personelimiz var bu Damızlık Birliği ailesinde hizmet veren üyelerimize? Evet, şu an için 17 personelimiz faal olarak çalışıyor. İlçelerimizde kendimize ait birlik istasyonları var. 3 ilçemizde şubemiz var. Onlar oradan tabii. Çünkü bizim ilçelerimiz şehir merkezine çok uzak. O belki vatandaşlarımızın yani çiftçi yetiştiricilerimizin buraya gelmemesi için yerinde hizmet yapmaya çalışıyor. Ne kadar güzel. Peki başkanım, Kahramanmaraş ili olarak Kahramanmaraş büyükbaş hayvancılığa uygun bir şehir mi? Evet. Şimdi Kahramanmaraş hemen hemen Türkiye'mizde 4 iklimi yaşayan bir ilimiz. Aynı zamanda coğrafi itibariyle Akdeniz bölgemizde olmamıza rağmen biz kuzey ilçelerimiz adı altında 4 tane 5 tane ilçemiz var. Oradaki iklim şartlarından dolayı o ilçelerimiz genelde besicilikle uğraşıyor. Yani hayvan sayısı çok yüksek. Gaba yem ihtiyaçlarını daha güzel karşıladıklarından onlar orada yine şeker fabrikasının olması nedeniyle orada besicilik yapıyorlar. Fakat Akdeniz bölgesindeyiz dedik. Güney ilçelerimizde süt hayvancılığıyla fevkalade ilgileniyorlar. Sütte sıkıntı Türkiye yaşadı. Kahramanmaraş bunu yaşadı mı veya bu sütteki sıkıntıdan ne kadar etkilendi başkanım? Şimdi Kahramanmaraş olarak demin de bahsettik. Bir dondurmamız var. Bu bir de tahrananız var. Evet. Tahranayla dondurmanın ham maddesi genelde süttür. Evet. Yani yaz aylarında, ilkbaharda, 3. 4. aydan sonra güneş değdiğinde işte dondurma ve tahranada süt tüketimi fazla oluyor burada. Bundan biraz rahatlıyoruz. Ama genel itibariyle başka şehirler kadar bu sıkıntıları görmesek de sanayicilerimiz de zaten bu fiyata uyuyorlar. Yani çok ahım bir rahatlığımız yok ama genelde diğer illerimize nispeten biraz da onlardan şanslıyız. Ne kadar güzel. Yani bu güzel bir haber Maraş'tan. Yem bitkilerini yetiştirmede de iklim olarak ve arazi olarak durum ne başkanım? Arazi olarak bizim işte demin de anlattım. Bizim Elbistan, Avşin, Göksun ovalarımız var bu kuzey ilçelerimizde. Evet. Buradan da işte Türkoğlu, Pazarcık, Narlı, Hatay'a kadar, Amigovası'na kadar yetişen bir vadimiz var. Evet. Genelde kabayımda çok sıkıntı çekmiyoruz. Bu da güzel bir haber. Evet, yani genel silajlık ekiminde gerekse yonca, fi, efendim korunge çok az oluyor ama genelde yonca ve fide de genelde rahat oluyor baskınlara. Gayet güzel. Ovamız geniş çünkü. Harika, bunlar çok güzel haberler. Başkanım, özellikle sormak istediğim şu var. Tarım Bakanlığımızın son yaptığı çalışma itibariyle artık
desteklemeler direkt üreticiye aktarıldı. Bu konuda birliğimizin ve üyelerimizin zorlandığı nokta nedir? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Şimdi bilindiği gibi ticaret bazı kuralları var. Evet. Yani bunu üreticiler bazında da bu kurallara uymamız lazım. Birlikler olarak da bu ticari kurallara uymamız gerekiyor. Evet. Evet, elbette ki bizim borç alacak esasına da yani Türkiye'nin şartları bu. Yani istesek de çek, senet, işte cari hesaba göre çalışmama gibi bir durumlarımız var. Biz bunu Türkiye'de yenemedik ki Maraş'ta yenelim. Evet. Elbette ki sıkıntılarımız olacak ama bu ticari kural içinde olursa bakanlığımızın düşünmüş olduğu konu da bu zaten. Biz size desteklemeyi veririz ama her şey ticari kurallar içinde olsun. Yani para direkt çiftçiye gider. Çiftçiyle de siz kendi aranızda ticari sözleşmeniz veya ticari kurallar içinde işlenmesini istiyor. Ama ne kadar olur? Elbette ki sıkıntılarımız olacak. Çünkü biz de artık seçimlerle geliyoruz. Dövüş, nizah, kavga olmadan birlikle aramızdaki, birlik üyelerinde aramızdaki ticari ilişkileri gayet samimi içerisinde yürütmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani şimdi üyeler de tabii ki hizmet alıyorlar. Artık doğru. İşte birliklere göre bu malzeme alımı da var, yem temin edeni de var, ihtiyaçları talebinde. Doğru. Hastane, tırnak bakımı, işte küpeleme, suni tohumlama, mutlaka ki bunun bir bedeli var. Yani her hizmetin bir karşılığı var. Doğrudur. Yani bunu bir çiftçilerimiz de böyle istedi. Çiftçiler yani hesap paraları kendi hesabımıza gelsin. Aslında biz kendi kendilerine bilerek hayır olmayan bir şeyler istendi. Evet. Çünkü bize geliniyordu. Biz kendilerinden gübre olsun, tohum olsun, mazot olsun girdi çıktılar. Aşı, küpe, her türlü hastalıklar. Biz bunları faiz uygulamadan 9 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık vadeler yapıp biz yardımcı oluyorduk. Evet. Ama bazı yerlerde bunlar kötü işlerde kullanıldı. Biliyorsunuz memleketimizde kişilere, şahıslara, kurumlara göre kanunlar olmuyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre bu kanunlar oluyor. Şimdi çiftçimiz parasını alır. Gelenler var, gelmeyenler var. İşte bunlar artık ticari kurallar içinde olması gerekir ama önceki düzen daha iyiydi. Çünkü bir birlik üyemiz geliyordu. Her türlü ihtiyaçlarını vade farkı uygulamadan karşılıyorduk. Ama şimdi için biz bir malzemeyi verirken bu paranın nasıl döneceğini hesaplıyoruz artık. Yani çünkü birliğin hizmet verebilmesi için, ayakta kalabilmesi için verilen hizmetin karşılığının alınması gerekiyor ki. Doğru, başkanım, her şey böyle. Ticari kuralda böyle. Hepsi böyle. Ama şöyle bir gerçek var. Birliklerimiz Türkiye'de nabzı tutuyorlar. Veteriner hekimlik hizmetlerinde. Yani eğer birliğimizin olmadığı bir yer olsa farklı rakamlar söz konusu. Tabii. Doğumlamada, hastalıkların bakımında. Ama birliğin verdiği hizmet borsa gibi. Doğru. Nabzı tutuyorsunuz, belli bir fiyat ortalamasına getirilmiş, faiz fiyatlar söz konusu olmuyor. Yani birliğimiz o kadar güzel bir hizmet veriyor ki. Doğru. Yani üyenin gönlü rahat, artı ben çok çok şahit oluyorum. Yani sizin personelinizden birisi köye hizmete gideceği zaman oğlum şu şey ilacımı da alıver gelirken niye telefon açıyorlar? Ben buna şahitim. Konuşacak çok şey var i̇şte ama bu burada da konuşmamız düzgün olmuyor. Yok yok hani. Bizi, yani mesela bir üyemiz bir köyden geliyor. Bir tane hayvanı küpesiz kalmış. Buzağısı küpesiz kalmış. Bir de geliyor başvuruyor. Hadi gidip takalım diyor. Adam bizi aynı zamanda dolmuş gibi de bizi kullanıyordu yani. İnsanlar artı bilinçlendi yani. Bir, evet, bir taşından iki kuş bulmanın derdindeydi. Evet. Bakanlığımız böyle düşünüyor. İnşallah bu yanlışlıktan döneceğine inancındayım. Çünkü hepimiz perişan olacağız. Yani hani, onu sormak istedim. Buradan da Allah selametlik versin, selam olsun Kırklareli Başkanıma. Ona da bu yorumu sordum. Birsen Hanım dedi yani güçlü olanlarımız var ama çok çok şu anda sarsıntı geçiren birliklerimiz de var. Tabii ki, tabii ki. Ve yılların emeği bu birlikler. Yani yıkılırsa giderse üretici perişan olur. Başka bir şey olmaz. Bir ikincisi de yani Cumhurbaşkanımız her gün iş istihdamı sağlayın diye sanayicilere, efendim iş adamlarımıza devamlı
yani baskı demeyelim de buna tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi bizim Türkiye genelindeki birliklerimizdeki 2000 tane çalışan ziraat mühendisimiz, veteriner ekibimiz, teknik elemanımız her şey çalışıyor. Sabah bunları biz bu iş İstanbul'dan koparmak zorundayız. Çünkü onların aylığını ödemeyeceğiz artık. Yani onların sigortalarını ödeyemeyeceğiz artık. Ne yapacağız ondan sonra? Kilit vuracaksınız kapıyı. Kilit vurmaktan ziyade yani bir de devletin başına da karşı gelmiş oluyor. Bir yandan istihdamı arttırıp bir yandan da işçi çıkarıyoruz. İçimizde olabilir. Yani doğrudur. Paranın olduğu yerde her şey olur. Ama devletimizin bir görevi var. Denetleyecek, takip edecek ve cezalandırılacak. Yani suç işleyen yanına kar kalmayacak. Evet. Yani kötüye bulunan herkes cezasını bulacak. Çünkü emek hırsızlığına göz yumulmaz. Evet. Yani kesinlikle emek hırsızlığına göz yumulmaz. Ha bu yapan var mı? Olabilir. Ama devletin de bir kanunu, nizamı vardır yani. Evet. Ona göre ona hepimiz uymamız lazım. Şöyle bir şey var. Güvenmek güzeldir. Kontrole mani değildir. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Kontrol edecek. Biz katılıyoruz. Yani. İnşallah ben şunu diliyorum yani birliklerimiz ayakta kalsın ki. Kalsın tabii ki kalsın. Birlikten güç doğuyor. Birlikle beraber insanların çalacak ve hakkını savunacak ve soracak bir kapıları var. Evet. Ve gün günden belki ilk kurulduğunda belki bu kadar bilmiyordu insanlar ama şimdi diyorlar ki birliğimiz var. Bir ihtiyaçlarında her ne olursa olsun bu. Diyorlar ki başkanım şöyle bir müşkülümüz var. Evet. Geniş büyük bir ailesiniz. Çok geniş aileyiz. Yani bilinmeyen çok geniş bir ailemiz var. Yani Kahramanmaraş hayvancılıkta belki en arkalardan yani üye sayısında en arkalardan biri olabilir. Ama Türkiye genelinde bizim 3 milyondan fazla üyemiz var. Yani Türkiye'nin en büyük hemen hemen sivil toplum örgütüyüz. Evet. Yani bunların yapmış olduğu şeyleri bir kişinin ağzından çıkıp da ben şunları yapacağım hadi bir değişiklik olsun denilmemesi gerekir. Çünkü biz insanlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını, temel gıda diyorum bak. Evet. Temel gıda ihtiyaçları bin bir zorluk içinde karşılamanın çabasındayız. Evet. Yani insanları nasıl doğduğu yerde doyurmaya, doyurduğumuz yerde de insanların ihtiyaçları karşılama evet. derdindeyiz. Evet. Yani illaki bizim köylümüz şehirde gitsin, baroşlarda, işte gösterilerde, efendim yerdeki taşı kayayı alıp emniyet güçlerimizin kafasına çalsın. İstemiyoruz biz. Biz evet. ne istiyoruz? Biz doğduğumuz yerde doğmuyoruz. Ve şehirde insanları da doyurmak istiyoruz. En büyük kutsal görev de bu herhalde. Doğru söylüyorsunuz. Yüreğinize sağlık. En önemli konu zaten bu değil mi? Göçü önlemek. İnsanlar neden pes ediyorlar? Yani, neden pisi pisin hayvanlar kesime gidiyor? Bu sıkıntılardan dolayı, genel hayvancılıktaki sıkıntılardan dolayı. Bir yandan da çerçeve sanki güzelleşiyor gibi başkanım. Bilinçli hayvancılıklar var. Birliklerimizin bilgilendirme toplantıları, üyelere, ilçelerde, köylerde. Bir taraftan da sanki ufuklar biraz daha açılıyor gibi. Elbette ki yani şimdi Türkiye'nin bir gerçeği vardı. Bir hayvanın karkası 150 kiloydu. Şu an bir hayvanın karkasını biz 450 kilo, 500 kilolara çıkarttık. Süt verileri bir hayvanın 3 kilo, 5 kiloydu. Biz şu an 20-25 hatta 40-50 kiloları beğenmez olduk artık. Bu neyden oldu? Birliklerinde bakanlığın istişare içinde çalışmasıyla oldu. Elbette ki bu işletme şimdi çok güzel olduysa yani birliklerin veyahut da diğer hayvancı arkadaşlarımızın işte ziraat mühendisi çalıştırarak, veteriner ekip çalıştırarak, teknik personel çalıştırarak ben bugün 20 kilo aldığım bir hayvandan yarın nasıl 25 kilo alırım veyahut da karkasını nasıl yükseldirin diye çaba gösteriyoruz. Bunlar kolay gelmedi ki. Yani bir 15 yıllık bir geçmişimiz var ama Türkiye'de de çok şeyler değişti artık. Değil mi? Yani ben birkaç sene önce deselerdi ki ya Kahramanmaraş'ta işte ayrı işletme var. İşte şöyle şöyle teknoloji var deselerdi. Hadi onu nereden buldunuz derdim yani. Ama şimdi bunlar bile demode oldu artık. Yani açtık artık daha iyisini. Açtık tabii ki. Hedef açtılar daha yükseliyor. Evet tabii ki yani bu bizim bakanlığın çalışması. Evet olabilir hatalar olabilir hatalarımız olabilir ama bunu konuşarak istişare ederek gidermemiz lazım. Evet. Ben yaptım olduğuyla bu olmaz. Hiç olmaz. Olmaz. Konu çünkü canlı hayvancılık ve olmazsa olmazımız gıda. Evet. Güvenli gıda. Olması gerekiyor. Bakın güvenli şimdi, gıda. Bakın şimdi bunları ne güzel
otomatik sağım sistemlerine yıkayıp, soğutup, hijyeni sağlayıp. Ha, onları da geçtik artı. Artı hayvanlardaki sütün kalitesini ölçmeye başladık. Evet. Yani nerede? Kurumatı oranı ne ya? Kurumatı ne nedir? Bunda vitamin değeri nedir? Hücresi nedir? Bunun işte kanserojeni şunu bunu. Artı yani hayvanlara yedirdiğimiz kürmün maddeleri bile artık tek tek ayıklamaya başladık. Yani kanserojen yapıyor diye biz onun üzerinde çok titiz duruyoruz. Yani Avrupa'da, Amerika'dan bile çok titiz duruyoruz. Ne kadar gerçekten güzel. Gerçekten de böyledir. Başkanım yani. Ben gurur duyuyorum. Ben şimdi sayayım. Tırnak bakımı. Ne kadar zaman oldu Türkiye içerisinde damazlık birliklerimizle beraber o kadar bir bilince gelindi ki tırnak bakımı lüzumsuz kesime giden pek çok hayvanların yani gereksizce kesime gitmesine engel oldu. O tırnak bakımı onun sağlığını, ayak sağlığı yerinde olduğu için beslenmesini. Hayvanın canı yansa o köşeden kalkmayacak. Doğru mu başkan? Kıpırdamayacak. Tırnak bakımının yapılması tüm Türkiye bilinçlendi. Tabii tüm birliklerimiz hizmetlerini veriyorlar artık. Birliklerimiz o kadar güzel hizmet veriyor ki personelimiz. Gece gündüz gerçekten ben buradan tüm Türkiye'deki hizmet veren personellerimize, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yani gelinen nokta bu manada da çok güzel değil mi başkanım hayvancılıkta? Yani ultrason nedir diye sorsalardı eskiden yani birkaç yıl sene önce insanlarda kullanılan bir alet derdik herhalde. Artık her işletmemiz ultrason kullanıyor. Ne kadar güzel oldu yani, değil mi? Evet yani biz gerçekten de hayvancılıkta çok geri bir ülke değiliz. Ama bir şanssızlığımız var. Meramız yok. İklim şartımız hayvancılık yapmaya müsait değil. Yani çok zor şartlar içinde biz hayvancılık yapıyoruz. Gerçekten de kolay değil. Ama Avrupa'da et ucuz. Doğru söylüyorum. Evet ama çok da ucuz değil. Onu da söyleyeyim. Ama onların bir mera ve iklim şartı var. Biz 3 gün pancarı efendim yoncayı mısırı sulamasak 3 gün sonra vuruyor. Onların su derdi yok. Enerji derdi diye bir şeyleri yok yani. Meraları var geniş bir şekilde. Yani yazın bol ilk şey alıyor, yağış alıyor. Bizim öyle bir şansımız yok. Yani her şeyimiz ette olarak sütte olarak görmememiz lazım. Girdi maliyetleri. Girdi maliyetleri mi çok? Girdi maliyetleri. Evet. Tüketici olarak eti pahalı yiyoruz ama biz üretici olarak etimizi pahalı satıyoruz. Sütü pahalı satmıyoruz. Evet. Bir bardak, bir kilo sütümüz, bir litre sütümüz, bir bardak çay fiyatı. Evet. Evet, itiraz oradan gelsin. Peki başkanım. Ne oldu da biz Türk toplumu olarak yani bu yeterince sütü tüketmez olduk. Yani bu değerli gıda maddesini ve üstelik artık daha hijyen şartlarda üretiliyor. Yani babadan kalma usuller değil, toplu sağım sistemleri gayet hijyen, pastörize. Biz nerede hata yaptık da bu sütü artık içmez olduk biz? Bizim her şeyimiz öyle Türkiye'de. Eskiden hatta türküleri bile var bunun. Yani yerli malı tüketme. Petrol ürünleri tüketin diye zeytinyağlı yiyemem, pamuklu fistan giyemem diye bizde türküleri bile var. Biz her şeyimizi, kültürümüzü değiştirdik artık. Ya, değil mi? Evet, yani biz kültürümüzü değiştirdik. Ben şu konuya bir kere daha gelmek istiyorum. Et buyurun. Pahalı. Geliyor ya, Avrupa'ya göre. Ya Avrupa'nın kullanmış olduğu bir domuz mefhumu var. Ya. Biz domuz yemiyoruz ki. Yemiyoruz. Evet, onlar açıklarını oradan alıyor. Eğer onlar da domuz yemesin, Avrupa'da etin kilosu olur. Yani doğru söylüyorsunuz. Çok önemli bir noktaya gerçekten parmak bastınız başkanım. Orada domuz var. Onların evet, alternatif ürünleri. Ve 18 tane, 20 değil. Tane doğuruyor bir domuz. Yani. Yılda. İnek bir kere yılda doğurabilirsek biz onun derdindeyiz. Yani. Başkanım gerçekten zor bir sektör. Gönül işi. Emek işi, üretici olmak, sizde aynı zamanda hem bir üretici hem de Kahramanmaraş ilini, Damızlık Birliği'ni temsil ediyorsunuz. Şunu sormak istiyorum, Türkiye'ye birliğimiz, beraberliğimiz adına, birlik olmak adına üreticilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu gerçekten çok zor bir soru. Çünkü bizim hayvancılıktan başka yapacağımız şu an bir mesleğimiz yok. İster istemez. Yani biz üretmeye devam edeceğiz. Bir, ikincisi çok üreteceğiz. İnadına üreteceğiz. Yani hem tüketici bundan faydalanacak hem de bizler faydalanacağız. Başka çaremiz yok. Başka bir ülkemiz, gidecek ülkemiz de yok. Biz artı
başka ülkelere göç edemeyiz. Kendi yağımızdan, kendi işimizden kavrulmak zorundayız. Güçlü olacağız, pes etmeyeceğiz diyorsunuz. Pes yok. Pes yok, durmak yok, yola da devam. Teşekkür başka ediyorum. Çaremiz yok. Çünkü bakın bu hayvancılığa yatırılan yatırımın geri dönüşü de yok. Yani bu vatandaşımız şu an şurada bu işletmeyi kurmuş. Büyük de paralar harcamış. Peki bu hayvancılığı yapmasa burada ne başka ne iş yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Onun için biz akıllı olacağız. Çok çalışacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Başka üretmeye devam edeceğiz daha doğrusu. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık efendim. Sevgili Toprak TV izleyicileri, Kahramanmaraş'ımızda Yunus Başkanım'la süt tadında, dondurma tadında sohbet ettik. Güzellikleriyle, sıkıntılarıyla Kahramanmaraş'ta büyükbaş hayvancılığı anlatmaya çalıştık. Haftaya Anadolu'muzun böyle güzel köşelerinden, böyle güzel Anadolu sevdalılarıyla sizlere seslenmek üzere Allah'a emanet olun diyoruz.